Ukrayna, Rusya'ya karşı kendini savunabilmek için haftalardır Almanya'dan ağır silahlar talep ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise savaşın daha da genişlemesini ve Almanya'yı taraf haline getirmeyi önleyebilmek gerekçesiyle Kiev'in talebine olumsuz yaklaşıyor ve bu nedenle hem ülkesinde hem de yurt dışında çok eleştiriliyor. Ancak Mehtap, ağır silah konusunda düğümün çözümü açısından kritik gelişmeler bekleniyor önümüzdeki günlerde. Bunlardan ilki yarın Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Almanya'daki Rammstein hava üssünde Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını konuşmak için 20 ülkeden mevkidaşı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geleceği toplantı. Austin, Kiev'deki ziyaret kapsamında Ukrayna doğru ekipmanı, doğru desteği alırsa bu savaşı kazanabilir demişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise Amerika'ya bir çağrı yaparak Ukrayna'ya ağır silah verilmesi konusunda Berlin'e, Almanya'ya, Alman hükümetine baskı yapmasını talep etmişti. Söz konusu toplantıya Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılması bekleniyor. Belirttiğimiz gibi Almanya'daki Rammstein hava üssünde gerçekleşecek bir toplantı. Öte yandan Almanya'nın Ukrayna savaşındaki temkinli tutumu ve Olaf Scholz'un Ukrayna'nın kendisini savunmak için talep ettiği ağır silahların gönderilmesine haftalardır karşı çıkması Berlin'de hükümette huzursuzluğu arttırırken muhalefetten Hristiyan Birlik partileri meclise getirecekleri bir önergeyle koalisyonda çatlak yaratmayı hedefliyor. Birlik partileri Federal Ordu Envanterinden Ukrayna'ya ağır silah yardım yapılmasını talep eden bir önerge hazırladı ve bu önerge çarşamba günü parlamentoda görüşülecek ve oylanacak. Muhalefetin önergesine koalisyon ortaklarından SPD'nin, Sosyal Demokratların ortaklarından Yeşillerin ve Liberal FDP'den milletvekillerinin destek vermesi durumunda Başbakan Scholz'un köşeye sıkışacağı ve hatta koalisyonun devamı için güven oyu istemek zorunda kalacağı dillendiriliyor. Kulislerde Scholz'un yönetiminden rahatsız olan bazı milletvekillerinin, muhalefetin yanı sıra Yeşillerden ve FDP'den bazı milletvekillerinin başbakanı istifaya zorlamaya bile hazır olduğu, bu durumda koalisyonun bozulacağı öne sürülüyor. Federal Meclis koridorlarında ince hesaplar yapılırken Hristiyan Birliği'nin FDP ve Yeşillerin katılımıyla yeni bir koalisyon kurulmasını hedeflediği, bu uğurda Yeşillerin şu andaki hükümette bulunan Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Çevre Bakanı koltuğunda oturan Robert Habeck'in başbakanlığına bile yeşil ışık yakmaya hazır olduğu konuşuluyor. Hedef SPD'li Scholz'u düşürmek. Eleştirilerin odağındaki Scholz geçen cumartesi yaptığı bir açıklamada ağır silah gönderilmesine karşı olduğunu tekrarlayarak 3. Dünya Savaşı'na yol açacak bir gerilimi engellemek, önlemek için ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir askeri çatışmadan kaçınmak için mümkün olan her şeyi yapmamız gerektiğini hep savundum demişti. Scholz'u zor durumda bırakan bir başka gelişme Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall'in Marder tipi 100 eski piyade savaş tankını Ukrayna'ya ihraç etmek için hükümete izin başvurusu yapması oldu. Bu neden Scholz'u sıkıştırdı? Çünkü Scholz Almanya'da silah ithalına, silahların başka ülkelere satılmasına izin veren kurumun Almanya savunma hükümeti olarak tanımlanan, Almanya'da silah ihracatını onaylayan Güvenlik Konseyi'nin başkanlığını yapıyor. Başbakan olarak bu görevi üstleniyor. Yani eğer Scholz Rheinmetall'in başvurusunu reddederse kendisine yönelik eleştiriler kuşkusuz, hatta istifa talepleri kuşkusuz çok daha sert bir şekil kazanacak önümüzdeki günlerde.